Okey. Bir sonraki soruya bakalım. Diğer sorumuzda as it is pointed out in the passage. Şimdi parçada vurgulandığı gibi diyor. Şimdi parçada vurgulandığı dediğine göre orada herhangi bir önceki soruda olduğu gibi arkadaşlar işte racial prejudice gibi yani sizi odaklanmanız gereken veya özellikle oyna o konuyla ilgili bir soru olmadığına göre burada genel olarak parçaya bakacağız. Yani genel olarak parçadan ziyade şıklara bir bakıp parçayla tutuyor mu, oluyor mu, olmuyor mu ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi over the centuries racism has been declining especially in the US. Yani burada yüzyıllar boyunca ırkçılığın özellikle Amerika'da düştüğünü, azaldığını söylüyor. Böyle bir ifade var mı? Böyle bir ifade yok arkadaşlar. Sadece Amerika'da hala görüldüğünden bahsediyor. More and more studies show that the white race is superior. More and more studies. Şimdi beyaz ırkların üstünlüğüne dair çok çalışmalar bunu gösteriyor diyor. Böyle bir çalışma yok. Sadece siyah resim, siyah vatandaşların resimleri gösterilmiş burada. Onunla ilgili bir çalışmadan bahsediyor. Böyle bir şey de yok arkadaşlar. The association of a black face with apes is evidence enough to show the existence of racism. Racism. Şimdi burada zaten çalışmaya bakarsanız black fellows by subtly associating them with apes. Aynı şekilde black face were quicker to recognize the ape. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar bu bölümlere yani maymunlarla siyah yüzlerin bağlantısı is evidence. Bakın bir ispattır, bir delildir. Yeterince bir delildir. Neyi göstermek için? To show the existence of racism. Racism. Yani ırkçılığı göstermek için bir ırkçılığın var olduğunu göstermek için bir yeterince bir delildir diyor arkadaşlar. Evet burada C şıkkı parçada vurgulanılan olaydır, konudur arkadaşlar. Diğer şıklara hiç bakmamıza bile gerek yok diyorum. Ama şöyle bakarsanız some races are inferior according to African Americans. Afrikalı Amerikalılara göre bazı ırklar daha aşağıdır, ikincidir falan böyle bir ifade yine yok. Psychologists do not believe that there is racial prejudice in the US. Böyle de psikologlarla ilgili böyle bir inanış, böyle bir görüş yine parçada geçmiyor arkadaşlar. Bakın ne kadar parçayı şöyle bir genel bir bilgi sahibi olduktan sonra parçaları cevaplamak o kadar da zor bir şey değil. Yani sizin şeyiniz değil arkadaşlar. Korkulu rüyanız değil. Bir sonraki soruya bakalım. Bir sonraki soruda according to the passage. Yine pasaja göre diyor arkadaşlar. Yine pasaja göre dediğine göre yine şıklara bakacağız. Şıklarda ne diyor bu pasaja göre? Most societies have solved the problem of racism except the US. Sadece bunu şu bir şeyler çözmüştür diyor. Toplumlar. Bakın böyle bir şey yok. More and more studies reveal the situation on racial attitudes is not what we would like to see. Bakın burada more and more studies reveal the situation. Reveal yani ortaya koymak. Yani çalışmalar yapılan çalışmalar diyor. Reveal the situation on racial attitudes. Yani burada ırksal davranışlarla ilgili durumu ortaya koyuyor diyor. Is not what we would like to see. Yani görmek istemediğimiz bir durumu ortaya koymak istiyor diyor. Burada da yine aynı şey diyor. İşte günümüzde bakın burada but an unsettling study published by researchers in the United States suggests that there is still a long way to go. Bakın long way to go. Yani gidilecek çok yol var. Çok mesafe kat edilecek çok mesafe olduğunu söylüyor. Yani burada arkadaşlar bu düşüncenin hala olduğunu ve bunun da bizim görmek istemediğimizin bir şey olduğunu söylüyor. Diğer şıklarda yine bakmamıza çok da şey gerek yok arkadaşlar. Bakalım hani researchers have made enormous progress in eliminating racism. Racism. Şimdi bununla araştırmacılar çok büyük enormous progress, büyük bir gelişme sağlamıştır bunu bertaraf etmede. Yani bu görüşü geride bırakmada böyle bir ifade yine yok. Various studies show that some people justify police violence. Yine aynı şekilde. Americans have considerably changed their views regarding other races.
böyle Amerika'nın bu görüşlerini değiştirdiğine dair yine bir ifade yok arkadaşlar. Yani bu ırksal düşüncelerini değiştirdiğine dair bir ifade yok. Gördüğünüz gibi yine burada doğru şık arkadaşlar, parçada da ifade edilen B şıkkı olacaktır. Bir sonraki soruya bakalım. Bir sonrakine. Bir sonrakinde de bakın, as it is pointed out in the passage, the experiment. Şimdi burada deneyle ilgili bir yargı soruluyor bize. Deneyle ilgili. As it is pointed out in the passage. Yani pasajda vurgulandığı gibi deney neymiş? Bakalım. Şimdi şurada altını çizin. Bakın deney zaten. Experiment, experiment. Şimdi bu tarz şeyde zaten parçada bu experiment kelimesinin geçtiği yere biraz daha şöyle zoom yaparsak arkadaşlar, olayı zaten çözeceğimizden eminim. In an experiment in which students were subtly flashed a photo of either an African American or European African face and then shown a blurry picture of an ape, those shown the black face were quicker to recognize the ape. Şimdi burada baktığımız zaman bu 4 satırlık cümle bize yine bu sorunun cevabına götürecektir. Produce result contradicting white scientist beliefs. Yani beyaz bilim adamlarının inançlarına aksi bir sonuç ortaya koymuştur. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu destekleyen bir görüş ortaya koymuştur. Buradaki deney. Tested whether police violence is justified on certain grounds. Yani belirli belirli şeylerde, zeminlerde polis şiddeti, vahşeti, şiddeti onaylanmıştır. No, böyle bir test yok arkadaşlar. Concluded that psychologists were wrong to carry out the test. Yani bu testi uygulamada psikologların yanlış, hatalı olduğuna dair bir sonuç ortaya koymuştur. Böyle bir şey de yok. Involved showing a picture of a human face and of an ape. Burada ne içeriyormuş? Showing a picture of a human face, insan resmi ve of an ape. And of an ape ve bir maymun resmi ne içeriyormuş? Bu şık bence arkadaşlar. Zaten deneyde o insan resmiyle bir maymun resmi daha sonra gösteriliyor. Provide that racism is not as widespread as has been thought. Şimdiye kadar geniş yaygın değildir diyor. Öyle de bir şey yok. Burada zaten deneyde nedir? İnsan resmiyle maymun resminin genel olarak gösterildiği bir deneydir bu arkadaşlar. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar soruları yanıtlamak parçayı üzerinde genel bir parça üzerinde bilgi sahibi olduktan sonra zor bir şey değil tabii ki. Şimdi bir önceki çalışmada söylediğim gibi her şey bakın bu reading parçalarında var. Dedik, kelime var, işte gramerler var. Ondan sonra her şey var demiştik. Şimdi bunları destekleme adına şimdi mesela bu parça üzerinde bakalım ne yapılar varmış. Mesela nowadays diye başlıyor. Bunun eş anlamlısı mesela veya işte these days çok kullanılan bir yapıdır. Mesela arkadaşlar previous centuries when. Burada bakın when bir adjective clause, yani previous centuries'i ne yapıyor? Niteleyen bir sıfat cümlesidir. Okay. Daha sonrasında dikkat edin. Declared yani fiilin ikinci hali kullanılmış. Daha sonra we now accept that cümlesine bakın. Bu bir non-clause, dikkat edin. We now accept that no race is superior to another. İşte bakın non-clause geçti. Bir non-clause daha geliyor. There is no question that most scientists have made. Bir non-clause daha geldi. Buyurun. In eliminating, burada in'den ötürü yani gerund kullanılmış, isim fiil yapmış bakın ama neyden hatırlayın bilgilerinizi, propositionlardan sonra ne oluyordu? Gerund kullanılıyordu, in eliminating. Daha sonra bakın but bizim işte bağlacımız, nonetheless, nevertheless, okay, bakın bunları yine bunun yerine kullanılabilir, işte bağlaçlar. Şimdi gramer sorularında bunu söylüyoruz arkadaşlar. Gramer sorunu çözerken işte cümle but'la başlamaz. Bakın ama bunu da ben öğrencilerime hep söylüyorum. Cümle başlamaz. Bakın paragraf içerisinde nokta ve but bakın başlayabilir. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Daha sonra bakın study published by researchers. Burada bir reduction of yine adjective clause, bir sıfat cümlesi kısaltması var. Bakın study which has been published. Aslında bu doğrusu budur.
Burada bakın pasif yapıları bu şekilde kısaltıyorduk. Yani which has been ve fiilin üçüncü hali o şekilde kalıyor. Which has been mesela kalkıyor. Bir sıfat cümlesi kısaltması. Daha sonrasında bakın zaten by researchers diye de geliyor. Dikkat edin. Okay, in the United States suggested that yine there is still a long way to go. Bu cümlede suggested that yine bir noun clause. Bakın even today hatta bugün bile burada bir vurgu var. Bugün bile hatta bugün gibi ifade var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Black fellow students by subtly associating. Şimdi burada bakın by'dan ötürü yine bir gerund olmuş. Yani isim fiilleşmiş. Daha sonra bakın proposition'la beraber kullanılan fiillerimiz var. Mesela associating with ya gelmiş. Okay, alakalı ilgili olmak anlamında. Daha sonrasında bakın yine experiment in which var. Burada yine bir sıfat cümlesi bakın relative clause veya başka bir anlamıyla adjective clause. Burada experiment'ı bakın niteliyor nasıl bir deney. Daha sonrasında bakın bağlacımız var. Either or veya either or diye de söylenir. Ya da anlamını veriyor. Bakın daha sonrasında yine devam ediyoruz. Is not just. Burada not just yine not only ifadesi de yine kullanılabilir. Bakın yine confined. Bakın ne alıyor? To alıyor bunlar. Mesela close testlerde falan karşınıza çıkabilir. Mesela yine appears to. Bakın appears ne alıyor? Yine to alıyor arkadaşlar. Daha sonrasında whether. Okay, yine bir non close. Olup olmadığına dair o bir ifade veriyor arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz bakın işte buyurun bütün her şey burada arkadaşlar. Ama bir önceki şeyde de çalışmada da videoda da söylediğim gibi bahsettiğim ya arkadaşlar genel bir tabii ki şeyi bileceksiniz. Yani gramer bilginiz olacak. Ama ondan sonrasında yani işte bu gramer bilgisi bir İşte intermediate seviyesinde bir gramer bilgisi olduktan sonra arkadaşlar daha fazla gramer çalışmanıza gerek yok. Gramer sorusu bol bol dünya kadar gramer sorusu çözmenize gerek yok. Bunu söylemek istiyorum. Zaten hepsi bunun içerisinde var. İşte buradaki yapıları bu şekilde anladıktan sonra gerek yok. Yani bol bol artık bu seviyeden sonra yani KPDS'ye, UDS'ye çalışacağım dedikten sonra arkadaşlar sizin çalışacağınız konular mutlaka çalışacağınız, ağırlık vereceğiniz konu arkadaşlar paragraf soruları olmalı. Bakın burada kelimeler, bir dünya kelimelerden bahsettim. Ondan sonra bakın yapılardan yine bahsettik. Evet, hepsi işte burada var. Bu reading arkadaşlar KPSS ünitesi için. Bu işin mutfağı burası yani. Zaten ağırlık da o. Yani burada zaten baktığınız zaman bir reading comprehension yani kişilerin okuduğunu anlama becerileri ölçülüyor zaten. Başka da ölçülen bir bölümü yok arkadaşlar. Evet. Daha önceden dediğim gibi bu şekilde videoları zamanım oldukça inşallah koyacağım arkadaşlar. Umarım size faydalı oluyordur. Faydalanmanız dileğiyle bu sınavı da geride bırakmanız dileğiyle hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diyorum. Can Oda Hoca'dan bay bay, hoşçakal diyoruz. Evet, bay bay.